Evet efendim. Bir zarf var burada. Kimden olduğunu ben bilmiyorum. Size mi? Bana mı onu da bilmiyorum. Yönetmenlerime gelmiş bu zarf. Olay şöyle oldu. Bizim yapım ekibimize gelinimiz sabah gelir gelmez ayağının tozuyla gelmiş bu zarfı vermiş. Bizde her şey şeffaf. Hiçbir fikrim yok. Bakın kapalı, yapışkanlı. Biz sabah dedik ki ne yazıyor? Hemen Evren açmaya yeltenmiş. Ne oluyor? Bir sürprizle karşılaşmayalım diye. O da rica etmiş. Kritik zamanı Nursel Hanım açabilir mi? Herkes buradayken okuyabilir mi demiş. Bu şok zarf kimden geldi? Bu zarfta ne yazıyor? Gündemi değiştirecek açıklamalar bu zarfın içinde hangi gelin verdi ve ne yazıyor? Belki de güzel bir şey yazıyordur. İçinde ne var bilmiyorum. Bu zarfı birazdan açıklayacağım. Ay şimdi açsaydınız Nursel Hanım. Şöyle dursun. Yine zarfa elimde geldi. Bir zarf var. Kimin olduğunu bilmiyorum. Sabah yönetmen odasına bir gelinimiz geliyor ve bu zarfı veriyor. Kritikte konuşmamızı rica ediyor. Nursel Hanım açsın ve konuşsun diyor. Bu zarfta ne var acaba? Zarfımız biraz daha beklesin. İyice merak edelim. Şurada önümde duruyor. Şimdi de Damla'ya dönüyorum. Gelinlerimden Damla'nın kayınvalidemle yollarımı ayırdım. Ayırmaya karar verdim. Açıklamasına gelinler ve kayınvalideler anlam verememiş. Peki Damla bu açıklamayla ne demek istedi? İzleyelim. Sonra da üzerine konuşacak çok konumuz var bence. Yakın zamanda ben kayınvalidemle yollarımı ayırıyorum. Benim için artık olsa da olur, olmasa da olur. Yapacak bir şey yok. Ben boşa mücadele ediyorum çünkü. Damla ne diyor öyle duydun ne mu? Ne diyor duymadım. Kayınvalidemle yollarımı ayırıyorum diyor. Ne yolu hayırdır? Yani hayatım biraz ciddi ciddi konuşuyor gibime geldi. İlerleyen zamanlarda falan diyor. Seni gözden mi çıkardı ne yaptı bu? Bir laf söylemişsin ben duymadım hayırdır ne yolu? Ne yolu ayırıyoruz hayırdır? Her şey nasip her şey nasip. Tabii ki nasip kısmet işi de nedir bu benim anlamadığım söyle de ben de duyayım. Kısmet kısmet. E şimdi bir laf attın ortaya herkes duysun. Ne derdin ne? Anlat bana. Allah büyük. Derdin ne senin? Hayırlısı onu söyle. Olsun. Hakkımız da hayırlısı olsun. Şu aklın fikrin nedir onu söyle de ben de anlayayım. Ben senin onu gidişatına göre zaten söyleyeceğim. Sen merak etme. Abladan ben bazen ne yapacağı belli olmuyor. Korkuyorum. Vallahi. Yani her an her şey yapabilir. O yönden evet. Korkuyorum. Senin gelin sana çok baskı yapıyor gördüğüm kadarıyla. Baksana bağıra bağıra yollarımızı ayıralım bilmem ne diye sen ona hiç böyle yani ses çıkarmıyorsun. Ya o ne konuşursa konuşsun benim dediğim olur desin desin dursun ya. Olmaz. Ayırmak istiyorsa ayırsın diyeceğim öyle asla bir ben şey diyemez bana. Ben ona haddini bildiririm sen merak etme. Damlacığım. Şöyle Nursel Hanım yani VTR'de de bakıyorum hala böyle... Atarlı, giderli konuş. Tamam da ne demek istedin? Yollarını niye ayırmak istiyorsun? Şöyle Nursel Hanım, ben düşündüm, taşındım. Her gün burada geliyorum, emek sarf ediyorum. Bulamıyor beni, ne yapsam tüyo veriyorum. Nasıl yapacağımı söylüyorum. Verdiğim tüyoyu resmen tabağa yansıtıyorum, görselini yansıtıyorum. Örnek veriyorum, renklerle gösteriyorum. Renklerle gösteriyorum, sayılarla anlatıyorum. Hiçbir şekilde beni bulamıyor. Benim artık burada boğazım patladı. Ben yüksek sesle konuşuyorsam artık bu benim içim doluyor. Yani bu dışarıya yansıyor. Ben burada aramızın kötü olmasını da istemiyorum artık. Yani gerçekten olmuyorsa bazen bir şeyleri zorlamaya gerek yok. Ben elime güveniyorum. Yaptığım yemeklere güveniyorum. Ve ben burada kalmayı hak ediyorum. Sen bütün derdini... Bu zarfın içine mi sığdırdın? Evet. Hı? Derdini sen anlattın mı burada? Evet. Sen yazdın. Ben verdim. Evet. Gördüğünüz gibi bu zarf gelinimiz Damla'dan geldi. Şimdi sizlerin huzurunda bu zarfı açıyorum. Tamamen yapıştırılmış. Şurada neyle açalım? Elimle açayım. Şöyle. Bakalım Damla bize... Nasıl bir mektup yazmış? Bayağı mektup yazmış. Mektup yazmış. Tarih, imza. İmzası bile var. Bayağı sen dilekçe yazmayı biliyorsun evet, galiba. Evet, dilekçe yazdım. Tarihli, imzalı. Belki.
Hayırdır inşallah. Hanım, burası resmi bir kurum olduğu için dilekçe yazmam burası gerekiyor. Burası resmi hani... bir kurum. Gelinin mutfakta kurumu. Ben de resmi bir şekilde okuyorum. Sayın gelinim mutfakta reji yönetmenliğine. Şahsım Damla, saçı kara, altın çeyrek ve bilezikler için terimin son damlasına kadar savaşmaktayımdır. Ancak kaynanam Nuray Gülap sadece reklam için buradadır. Aa, benim tabaklarımı bulamayıp son olarak da cizimi milyonlar önünde rencide etmiştir. Cizim. Hal böyleyken takatim kalmamıştır. Yönetmenliğinizden ricam yarışmaya anneannemle devam etmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Damla saçı kara. Anneannemi? Anneannemi. Nasıl ya? Annenle değil yani. Anneannem 58 yaşında zaten. Aşkım burası torunun mutfakta değil. Burası gelinin mutfakta. Ya burada olmak istiyorsan kayınvalidenle olmak zorundasın. Niye anneannen o yani? O zaman beni getirene Nuray kadar... Nuray Hanım konuşabilir mi Damlacığım? Kayınvaliden. O zaman konuşsun. Beni getirene kadar anne katılabilir miyiz? Ben de katıl dedim. O zaman anneannenden katılsaydım buraya. Beni niye getirdin ki? Almazlar ki anneanne. Sadece yani Nuray Hanım'ı özgürsün, istediğin kişiyle gelebilirsin, yarışabilirsin. Hatta kayınvalideni bile değiştirebilirsin. Bu kadar da ben sana herkesin önünde söz veriyorum. Yapabilirsin, özgürsün. Yani yok anneannemle geleyim, yok annemle geleyim, böyle bir şey yok. Kimden geldiysen kimden oraya gideceksin. Ha ikinci kez yarışacaksan istersen ananla gel yarış, istersen anneannenle gel yarış. Böyle bir olay yok. Kafanda. Nuray abla, Nuray abla sen bu böyle bir şey bekliyor muydun? Yok canım beklemiyorum yavrum ya ne beklemesi. Sürpriz mi bu böyle sana? Bir şey olabilir mi ya? Hangi kayınvalidelerin gelinleri böyle bir dilekçe yazar ya? Hem kendi istedi beni getirdi hem de böyle bana oyun yapıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Nursel Hanım. Ben ona yapmış olsam aynısını başka bir gelinle birlikte yarışmak istiyorum diye yarış... Size yazsam siz kabul eder misiniz? Böyle bir şey var mı? Ben gelin yazmadım ki anneannemi söyleyeyim. Anneannen ne demek yavrum ya? Anneannen mi senin kayınvaliden? Şöyle. Sanırım gerçekten, evlenince gerçekten öyle olacak sana herhalde. Şöyle söylemek istiyorum. Diyorsun ya işte başka kayınvalide falan diye. Ben gerçekten seni değiştiririm ama oğlunu değişmem. O zaman. Bunu yani. Evet gerçekten öyle. O zaman. Çünkü ben hatayı başta yaptım. Şöyle söyleyeyim. Ne hata yaptın? Bak bunu sen söyledi kayınvalideni tamam, değiştirebilirsin. Demek tamam. ki senin niyetin farklı. Sürekli farklı. Şöyle yaptım ben hatayı. Senin geçimsiz olduğunu biliyorum. Senin benimle sürekli tartışmak istediğini biliyorum. Yemekle alakan olmadığını da biliyorum. Ve ben buraya geliyorum. Evet sorun bende. Bende. Ben saniye. Her zaman iyi niyetli davranırım. Ve hep bu iyi niyetim yüzünden yere ben düşerim. Bir tekme de ben yerim her zaman. Ben sadece gülüyorum. Sadece burada değil Nursel Hanım. Sıra bende. Ben bir konuşayım. Tamam, konuş. Sıra sende değil. Ben devam tamam, ediyorum. İçindekileri dök. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya yemek programı hani yemek yarışması olduğu için katıldım. Elimin lezzetine de güveniyorum. Ama kayınvalidem hiçbir şekilde yemekten anlamıyor. Demin de hani siz sordunuz. Hamur neden bu çiğ kalmış diyorsunuz? Hamur neden çiğ kalır? Pişmediği için çiğ kalır. Pişmediği olur mu? İçindeki süt içine geçmediği için çiğ kalmış. Öbürlerinin sen yapmışsın. Nasıl hamur içine geçmiş? Bakın konuşmalarını. Aynen yemek konuşmayın. Arkadaşlar. Hamuru diyorum. Arkadaşlar şu an hala tadım yapmayan bir kayınvalidem var. O yüzden haksızlık olmasın yemekle ilgili konuşmuyoruz.